Marius Trinkievich, namı değer Piotkov şeytanı. Yaşasalardı bugün 39-38 yaşlarında olacaklardı. Muhtemelen kendi aileleri ve çocukları olacaktı. Marius Trinkievich 1989 yılında 4 erkek çocuğu öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan ve daha sonra cezası indirilerek 25 yıl hapis cezasına çevrilen bir suçluydu. Cezasını ilk olarak Strelce Opolski'deki cezaevinde çekti ve buradan 2012 yılında cinsel tercih bozuklukları da dahil olmak üzere psikotik olmayan zihinsel bozuklukları olan hükümlülerin kaldığı Rzeszow'daki cezaevine nakledildi. Marius Trinkievich, Polonyalı seri katil ve seks suçlusuydu. Basın tarafından Piotkov şeytanı olarak anıldı. Gençliğinde bir dönem beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmıştı. Temmuz 1988'de 4 erkek çocuğu öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı ve daha sonra Polonya'da çıkan bir genel af kapsamında bu cezası 25 yıl hapse çevrildi. Hayatına dair. Vladislav ve Ursula'nın oğlu olarak 1962 yılında Piotkow Tribunalski'de doğdu. İlkokuldan mezun olduktan sonra Boleslav Krobri'de yer alan Liseum Ogólna Stalsa'da okudu. Ardından 1981'de mezun olduğu bir mekanik teknik okulda eğitimini sürdürdü. Diploma tezinin konusu 2. Dünya Savaşı'nın imha kamplarıydı. Başlangıçta Krakow'da okumak istemişti ancak başvurduğu üniversite kabul kurallarını değiştirmiş ve Trinkievich'in başvurusu reddedilmişti. Daha sonra Kielce'deki Pedagoji Üniversitesi'nin Piotkow şubesine belgeler sunarak kabul gördü ve orada okumaya başladı. 1 Eylül 1984 yılında ise 11 No'lu İlköğretim Okulu'nda beden eğitimi öğretmenliği ile göreve başladı. 5. ve 8. sınıftan erkekler için uygulamalı ve teknik derslerin yanı sıra bir fotoğrafçılık kulübü ve bir okul atış kulübü kurarak bunları da yönetti. 1986'da yüksek lisans tezi yazım hataları nedeniyle reddedildi. Aynı yıl 10 Aralık'ta askere gitti. Sık sık ailesinin Vlodzimierzov'daki arsalarında yer alan bağ evinde kalmayı seviyordu. Askerliği sırasında bir öğrenciyi kaçırıp tecavüz etti. Askeri mahkeme onu 2 yıl erteleme ile birlikte 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza daha sonra 2,5 yıla yükseltildi. 4 Temmuz 1988'de hasta bir annenin bakımıyla bağlantılı olarak hapisten çıktıktan sonra Trinkievich 13 yaşındaki Wojciech Prajcik'i dairesine çağırdı. Onu kandırdı ve daha sonra çocuğu boğarak öldürdü ve cesedi ormana gömdü. 29 Temmuz 1988'de ise Trinkievich evine çekildi ve 11 yaşındaki Thomas Lojek, 12 yaşındaki Arthur Krawczynski ve 12 yaşındaki Krzysztof Kaczmarek'i öldürdü. Birkaç gün sonra cesetlerini ormana taşıyıp ateşe verdi. Vücutları daha sonra bir mantar toplayıcı tarafından bulundu. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma, bu fiilleri işlediğini itiraf eden Trinkievich'in gözaltına alınmasını sağladı. Dairesinde diğer şeylerin yanı sıra kan izleri ve çocuklardan birinin saati bulundu. Kurbanların cesetleri apartmandaki perdelerle aynı malzemeye sarılmıştı. Soruşturma sırasında 4 Temmuz'da işlenen cinayetin failinin Marius Trinkievich olduğu tespit edildi. İlk cinayet. 4 Temmuz 1988 sabahıydı. Öldürülen çocuk Wojciech Prajcik'in annesi Zofia Prajcik oğluyla son görüşmesini gazetecilere bildirmişti. Yapılan röportajda olay gününe dair şunları aktaracaktı. Bir pazartesi günü saat 3.30 civarıydı. Wojtyszek yanıma geldi. Ona hep Wojtyszek derdim. Ve sordu, anne bırak Vierzeze'ye gideyim arkadaşlarımla. Ben de kendisine daha geçen gün gitmiştin, yeni geldin diye yanıtladım. Anne son kez söylüyorum oraya bir daha gitmek istemeyeceğim söz demişti. Ne yapmam gerekiyordu, gitme diyemedim. O zamandan beri onu bir daha hiç görmedim. 4 Temmuz 1988 tarihinde kısa süreli hapis cezasını çekerken annesinin ağır bir hastalığa yakalanması sonucu hasta annesine bakması için Marius Trinkievich'in cezasına ara verilerek ev iznine çıktığı sırada şans eseri tanıştığı 13 yaşındaki Wojciech Prajcik'i Piotkow Tribunalski'deki Ziyal Kova Caddesi'ndeki dairesine kandırarak götürecekti.
ve daha sonra çocuğa taciz ederken tehlikeyi sezmiş olmalıydı ki çocuk beni neden öldürmeye çalışıyorsun dedi. Daha sonra Marius Trinkiewicz toz silmek için kullandığı sünger parçasını alıp çocuğun ağzına tıkayarak boğazını sıktı ve onu boğarak öldürdü. Kurbanın cesedini ise ormana götürerek gömdü. İkinci cinayet. Bir diğer diye işledi aslında toplu birkaç kişiyi öldürdüğü cinayeti. Talihsiz bir 29 Temmuz 1988 Cuma günüydü. Arthur Kravchinski, akrabalarını ziyaret eden babasıyla birlikte Pietkov'a gelmişti. Arthur o gece şehirde akrabalarında kalacaktı ve gündüzden kuzeni Thomas Lojek ile oynayarak keyifli vakit geçiriyorlardı. Daha sonra kendileriyle oynaması için Thomas Lojek'in arkadaşı Krzysztof Kaczmarek de yanlarına geldi. Daha sonra üç çocuk annelerinin evden alışverişe gitmesi sonucunda evde yalnız kaldıkları sırada akranları gibi Vierzelska Gölü'nün serin sularında yıkanmak ve yüzmek için Bugaj bölgesine gitmeye karar verdiler. Bu geziden ailelerinin yanına bir daha asla geri dönemeyeceklerdi. 12 yaşındaki Krzysztof Kaczmarek, Pietkov'daki Altınoğlu İlkokulun öğrencisiydi. 1.53 boyunda ince yapılı, düz koyu sarı saçları vardı. Kaybolduğu gün mavi Texas model şortu, beyaz bir gömleği ve mavi spor ayakkabısı vardı üzerinde. Thomas Lojek 11 yaşındaydı. Pietkov'daki 8 nolu ilkokulun öğrencisiydi. 1.46 boyunda ince yapılı, kısa açık sarı saçlı ve gri gözleri vardı. Sağ dizinde büyük bir yara izi bulunuyordu. Kaybolduğu gün kahverengi kısa kollu sweatshirt, yanları beyaz çizgili kısa lacivert şort ve mavi spor ayakkabı giymişti. Vola Kamaçka'da ikamet eden 12 yaşındaki Arthur Kaczynski ise ilkokula orada devam ediyordu. 1.55 boyunda iri yapılı, kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü ve ela gözlüydü. Ayak bileklerin iç tarafında yara izleri vardı. Kaybolduğu gün kısa kollu ve göğsü desenli beyaz bir tişört, yanları kırmızı şeritli kısa lacivert şort, beyaz ve kahverengi spor ayakkabı giyiyordu. Marius Trinkiewicz de tesadüfen 29 Temmuz'da serinlemek ve yüzmek için Bugaj bölgesine gelmişti. O sırada gölün kenarında oynayan 3 çocuğu fark etti ve onlarla tanışarak sohbet etmeye koyuldu. Marius'un ifadesine göre sohbete başladığımız andan itibaren onları evime getirmeyi başarırsam onları öldüreceğimi biliyordum dedi. Çocuklara fotoğrafçılık yaptığını, çocuk kıyafetleri satan bir firma için çekim yapacağını, 3 arkadaşın tam aradığı yaşlarda olduğunu, eğer kendi dairesine gelip ona fotoğraf çekimi için poz verirlerse istedikleri kadar para ve oyuncak vereceğini vaat etmişti. Gözü dönmüş bu katile maalesef çocuklar inanmıştı ve adamın evine gitmeyi kabul ettiler. Marius Trinkiewicz öldürme dürtüsü o kadar güçlüydü ki çocukları eve getirdiğinde onları öldürüp öldürmemek konusunda iç dünyasında bir mücadele verirken masanın üzerinde duran bir bıçağı görmesi üzerine artık geri dönüşü olmayacaktı. Bir anda bıçakla çocuklara saldırarak üçünü de acımasızca öldürecekti. Birkaç gün sonra tüm kurbanlarının cesetlerini ormana götürüp ateşe verdi. Cesetleri tesadüfen bölgede mantar toplayan bir mantar toplayıcısı tarafından bulunacaktı. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Öldürülen 3 masum çocuktan sonra Polonya'da infial uyandıran bir insan avı başlamıştı ve Marius Trinkiewicz çok geçmeden yakalanacaktı. Yakalandıktan sonra Trinkiewicz'in mahkeme duruşması sırasında uzman psikiyatristler Marius eylem işlediği sırada aklı başında olduğunu, davranışlarının sadizm ve algolaknia özellikleriyle birlikte cinsel türdütünün gerçekleşmesiyle karakterize edildiğini belirttiler. Ayrıca 121 IQ'yla yüksek bir IQ'ya sahip olduğu saptandı. 29 Eylül 1989'da Pietkov Tribunalski'deki il mahkemesinin kararıyla her cinayet için ayrı ayrı ve kamu haklarından sonsuza kadar yoksun bırakılma olmak üzere 4 kez ölüm cezasına çarptırıldı. 7 Aralık 1989 tarihli genel ülkede çıkan af sonucunda cezası 25 yıl hapis cezasına çevrilecekti. Cezasını Strelce Opolski'deki iki nolu hapishanede çekerken 2012'den itibaren Rzeszow'daki Zaleze'deki hapishaneye nakledildi. Hapishanedeyken Trinkiewicz soyadının artık kötü şöhretli olduğu için annesinin kızlık soyadı olan Komornicki olarak değiştirilmesi için başvuruda bulundu. Ancak Pietkov Tribunalski'deki sicil dairesi ve Opol Bölge Mahkemesi bu başvuruyu kabul etmedi.
2011'de Opel Bölge Mahkemesi'nin cezaevi bölümü Trinkiewicz'in Rzeszow'daki meydana gelen cinsel tercih bozuklukları nedeniyle zorunlu tedaviye tabi tutulmasına karar verdi. Daha sonra 11 Şubat 2014 tarihinde 25 yıllık hapis cezasını dolduran katil serbest bırakıldı. 3 Mart 2014 tarihinde ise Rzeszow'daki temyiz mahkemesi Trinkiewicz'in başkaları için bir tehdit oluşturduğunu tespit etti ve onun Gostinin'deki Adli Psikiyatri Bölgesel Merkez'deki Disosyal Davranışları Önleme Ulusal Merkezi'ne yerleştirilerek toplumdan tecrit edilmesine karar verildi. Güncel olaraksa Eylül 2019'da Plock'taki hapishaneye nakledildi. Nisan 2021 tarihinde ise Gostin'in bölge mahkemesi tarafından yasa dışı pornografik yayınlar bulundurmaktan 6 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı ve günümüzde cezaevinde halen bu hapis cezasını çekmeye devam etmektedir.